yapan ve sürüklenen gemileri, bu haberleri çok paylaşıyoruz sizlerle. İşte dün Panama bandıralı bir kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle kıyıya çarpmasına ramak kala durabildi. İşte İstanbul Boğazı'nda sürüklenen ve arızalanan gemilerin şöyle tarihten, yani yakın tarihten bugüne kadar olan madde madde olarak sıraladık o kazaları. 1960'ta iki tanker çarpıştı ve 20 kişi hayatını kaybetti. Sonrasında 1979 yılında bir tankerle kuru yük gemisi çarpıştı ve mürettebattan 43 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti, yaşamını yitirdi. 75 bin ton ham petrol denize döküldü ve bununla birlikte, can kayıplarıyla birlikte çevre felaketine de neden oldu. Boğaz'daki yangın tam 27 gün sürdü. O tarihteki gazetelere bakıldığı zaman zaten bunun vahameti çok daha iyi anlaşılıyor. 2018'de bir yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklendi. Bunu hepiniz hatırlayacaksınız. Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. O kırmızı renkli yalıya çarpmıştı. Bizler de paylaşmıştık. Boğaz trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Tarihi yalı büyük hasar gördü değerli izleyenler. Şimdi biz böyle madde madde aktardık ama bu arızalar, sürüklenmeler neden oluyor? Nasıl önlem alınır? Bunu konuşacağız. Çok önemli çünkü. Hem İstanbul Boğazı için hem de çevre felaketi olmaması açısından. Muratcan Öztürk konuyla birlikte bizi bekliyor. Sözü hemen kendilerine bırakacağız. Önce verilerle başlayalım isterseniz. 2020 yılı verilerine göre İstanbul Boğazı'ndan 40 bine yakın gemi geçti ve bu kapsamda İstanbul Boğazı dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olarak adlandırılıyor gemi geçişleri açısından. Bu kapsamda siz daha önce zaten madde madde sıraladınız. Birçok kazaya sebebiyet veren olaylarla karşılaşılabiliyor İstanbul Boğazı'nda gemiler ve tankerler. Peki İstanbul Boğazı'nın nasıl bir yapısı var? İnsan hatasından kaynaklanan kazalar mı bunlar? Yoksa İstanbul Boğazı'nın coğrafi yapısından kaynaklanan arızalar mı ya da kazalar mı? Bu soruların cevabını arıyoruz. Bu kapsamda yanımızda önemli bir konumuz var. Yüksek Mühendis Kaptan ve Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Cahit İstikbal bizlerle birlikte, kendisinden dinleyeceğiz bu sorunun yanıtlarını. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, İstanbul Boğazı dünyanın en tehlikeli su yollarından bir tanesi. 12 tane dönüşle gemiler bu boğazı geçiyorlar. 18 mil deniz mil uzunluğundaki bu boğazı. En tehlikeli dönüşte dün kazanın meydana geldiği Yeniköy dönüşü. 85 derecelik bir dönüş. Bu dönüşün bir özelliği de akıntının burada farklı bir özellik göstermesi. Gemi döndükten sonra gemilerin baş taraflarından İç akıntıyı kaptığı zaman o gemiye herhangi bir şans bırakmaması, eğer kaptan tecrübeli değilse veya dünkü olayda olduğu gibi kılavuz kaptan almamış ise burada akıntıya kapılarak yalıların önünde buluyor kendisini. Her yıl burada en az iki kaza bu akıntıya kapılma yüzünden maalesef oluyor. Peki İstanbul Boğazı'nda tabii İstanbul Boğazı'ndaki kazalardan bahsederken öncelikli olarak sizin gibi uzmanlar akıntıdan bahsediyorlar. Tabii bunun yanında kılavuz kaptanlardan da bahsediliyor. Kılavuz kaptanların ne kadar önemli olduğundan bahsediliyor. Şimdi yabancı menşeli birçok gemi geçiyor İstanbul Boğazı'ndan. Yapılan ilk hatalardan bir tanesi kılavuz kaptanların alınmaması. Kılavuz kaptan alınmaması tabii ki önemli bir faktör. Kılavuz kaptan Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından şiddetle tavsiye ediliyor. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde kılavuz kaptan alınmasını tüm gemilere şiddetle tavsiye ediyor. Alınmadığı zaman dünkü olayda gördüğümüz gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. İstanbul Boğazı'nda yaklaşık iki günde bir kazaya yakın bir durum meydana geliyor. Ayda da iki tane kazaya rastlıyoruz. Bu çok yüksek bir rakam. Bunun nedeni de İstanbul Boğazı'nın akıntıları ve ayrıca bu bölgede yoğunlaşan standart altı taşımacılık, gemilerin teknik bakımından uygun durumda olmaması, makine arızaları gibi etkenler kazaların oluşmasında temel faktörler olarak ortaya çıkıyor. Peki coğrafi yapısıyla ilgili ne söyleyebiliriz akıntılar haricinde? Yani gemileri zorlayan, kaptanları zorlayan? Gemileri zorlayan İstanbul Boğazı'nın darbe kıvrımlı yapısı. Bu boğazın dünyada başka bir benzeri yok. Ancak nehirleri benzetebiliriz belki boğaza yakın dar ve kıvrımlı olmasıyla, ama nehirlerde de bu derece keskin dönüşler yok ve karşı akıntılar bu derece oluşmuyor. Dolayısıyla İstanbul Boğazı için aslında dünyanın en tehlikeli su yoludur demek yanlış olmaz. Peki kaptanların hataları var mı? Kaptanların hataları tabii, hata diyemeyiz buna. Kaptanlar, tüm kaptanlardan bir kılavuz kaptan gibi İstanbul Boğazı'nın akıntılarını bilmesini ve buradan geçerken gemilerin nasıl tepki vereceğini, dönüşlerde nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve bir
kaza veya kazaya yakın durum meydana geldiğinde de nereden nasıl yardım isteyeceğini, en kısa sürede nasıl müdahale edeceğini bilmelerini bekleyemeyiz. Zaten bu yüzden tekrar edeyim, kılavuz kaptan alınması tavsiye ediliyor. Kaptanların, ben tüm kaptanlara seslenerek Boğaz'dan geçerken mutlaka kılavuz kaptan almalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca bizim Deniz Emniyet Derneği olarak da Boğazlar'da bir emniyet önlemi olarak belli bölgelerde konumlandırılmış hazır bekleyen romorkörler olmasını, yüzer gezer romorkörler diyoruz bunlara. Romorkörleri tavsiye ediyoruz. Bu romorkörler herhangi bir olumsuzluk olduğunda kısa sürede geminin yanına vararak hemen müdahale edebilirler. Dolayısıyla bunun da bir önlem olarak dikkate alınmasını dikkatlerinizi arz ediyorum. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Evet, Cahit İstikbal, Yüksek Mühendis Kaptan Deniz Emniyeti Derneği Başkanı aynı zamanda. Kendisi İstanbul Boğazı'nda meydana gelen gemi kazalarının sebeplerini açıkladı. Tekrar bir hatırlatma yapalım. İstanbul Boğazı'nda gemiler açısından en keskin dönüşlere baktığımızda Yeniköy ve Kandili dikkat çekiyor diyelim ve söz tekrar Melkis'e bırakalım.